Kavgaları bitti ne davaları. Hayatı hep olaylı, hep olaylı. Çıplak pozlarını da, yaşadığı birbirinden tuhaf aşklarını da, 900'lü hatlardaki zamanlarını da unuttu. Durmadan ona buna sataştı. Merhaba, sizinle tanışmak ve çalıştığım gazinoya bir akşam davet etmek istiyorum. Beni arayın. 900-909-505 arayın, Seren Serengil'in davetini kaçırmayın. Seren Serengil kaoslarıyla hep yanı başımızdaydı. Peki herkesi diline dolayan Seren Serengil aslında kim? Bugüne kadar neler yaşadı, neler yaptı? İşte Seren Serengil hakkında dikkat çeken tüm detaylar. Seren Serengil 6 Nisan 1971'de İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Günümüzde bu kadar tanınır olmasını sağlayansa Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Öztürk Serengil'in kızı olmasıydı. Babası sayesinde daha 6 yaşındayken kamera karşısına geçti. Sarhoş filminde çocuk oyuncu olan Serengil, aynı dönemlerde yine babasıyla birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Aileden gelen şansı sonuna kadar kullanan Serengil, daha 16 yaşındayken Maxim Gazinosu'nda as solist oldu. ...1990 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Serengil, ne yapsam da şöhret olsam dercesine 1991 yılında da ilk albümünü piyasaya çıkardı. Daha sonra 1996 ve 1998 yıllarında çıkardığı albümlerle müzik dünyasında var olmaya çalıştı. Ama devamlılığı olmadı. Uzun bir aradan sonra 2010 yılında çıkardığı Ben Adamı Ayrılırken Tanırım albümü ise son albümü oldu. 2018-2019 yıllarındaysa single'larla bir şeyler yapmaya çalıştı ama çok da yürümedi açıkçası. Oyunculuk kariyerine ise video kliplerde ve dizilerde rol alarak devam etti. Başka Olur Ağlar'ın Düğünü ve Belalım Benim dizilerinde Emrah'la birlikte çalıştı. Emrah aynı zamanda Seren Serengil'in bilinen ilk sevgilisiydi. Bu aşk o günlerde çok konuşulmuştu. İkili bir süre sonra ayrıldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Serengil bir röportajında Emrah'ı unutamadığını söylemişti. Serengil'in diğer ilişkilerine değinecek olursak 1989 yılında, yani henüz 18 yaşındayken Muşlu bir aşiret ağasının oğlu Güven Ergün'le nişanlanmıştı. As solist olmaya karar verdiği o günlerde attığı bu adım magazin çevrelerinde reklam ilişkisi olarak yorumlanmış, bir hafta sonra da çift ailelerinin ısrarıyla ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı. Serengil bir diğer tuhaf ilişkisini ise Adnan Oktar'ın müritlerinden Bahadır Güven'le yaşadı. O dönemde 5 vakit namaz kılmaya başlayan ve maneviyata yönelen Serengil'i nefret ettiği annesi engellemiş ve bu ilişkinin bitmesini istemişti. Öyle de oldu, ancak Serengil de intikamını gece kulüplerinde gezerek ve magazin dergilerine cüretkar pozlar vererek almıştı. Annesine duyduğu nefretten bahsedecek olursak, yalnız bir çocukluk geçirdiğini ve annesinin babasını yok yere boşadığını 2007 yılında yazdığı nefret kitabında anlatmıştı. Oysa annesi bu kitabı yazdıktan sonra bile her daim Seren'in yanında oldu. Serengil bir röportajındaysa bekaretini annesine olan öfkesinden verdiğini söylemişti. Kim bilir, belki evli bir adama aşık olması ya da dergi kapaklarında yer alan çıplak pozlarının sebebi de buydu. Ama annesine ne kadar kızarsa kızsın, her defa aslında başına gelen her kötü şeyden sonra kendisini annesinin yanında buldu. Ve Serengil'in enteresan ilişkilerine geri dönüyoruz. Cemiyetin ünlü isimlerinden Ali Ramazanoğlu'yla da anılmıştı bir dönem. İddialara göre anne Sema Ramazanoğlu, Seren Serengil'i oğlundan 5 yaş büyük olduğu için istememişti. Ayrıca bir as solisti oğluna yakıştıramıyordu. Tam da bu ilişkinin ardından ani bir kararla Ozan Kaçmaz'la evlendi Serengil. Bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Ardından Seren Serengil annesinin kanatları altına sığındı.
2002 yılında Ozan Kaçmaz'dan boşandıktan hemen sonra o sıralarda çetecilik suçlamasıyla cezaevinde olan şarkıcı Cengiz İmren'le evlendi. Annesi bu ilişkiye de onay vermedi ama Seren Serengil yine yeniden annesini dinlemedi. Birbirinden acayip bu kadar ilişkinin ardından belki de en ilginci Ahmet Tatlı'yla yaşadıklarıydı. İddialara göre Cengiz İmren'le evliyken İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'yla da birlikteydi. Yanında çalışan bir kadın Seren Serengil'in Ahmet Tatlı'dan aldığı paraları Cengiz İmren'e verdiğini de iddia etti. Ama Ahmet Tatlı'nın Seren Serengil tarafından bıçaklandığı söylentisi belki de en şok edici olaydı. İlk önce spor salonunda tanıştık deyip aşkını dilinden düşürmemiş, ayrılık aşamasına gelinince tanıdığımda Kadıköy'de sırtında kumaş taşıyordu demişti. Evet, Serengil bunları 2006 yılında dünya evine girdiği Musa Aytun için söylemişti. Yani iş hava atmaya gelince canım kocam, zengin kocam, işler sarpa sarınca zaten fakirdi. Serengil için çok olağan bir dönüş aslında. Anne olma isteği de bu dönemlerde ortaya çıkmıştı ve 3 kez düşük yaptığı haberleri magazin basınında yer almaya başlamıştı. Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stefani adlı bir kızı dünyaya geldi. Ancak 6 aylık doğan bebek 4 gün yaşayabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Mayıs 2018'de Yaşar İpek'le evlenen Serengil hamileliğini Ağustos 2019'da açıkladı. Aynı ayda Serengil aldığı boşanma kararını da sosyal medya hesabından duyurdu. Senin dedi karnındakine de başlarım sana da başlarım. Beni ölümle tehdit ettiler. Hala da ediyorlar. Şiddet gördüm. Yani ben 2 yıldır çok dayak yedim. 1 Eylül 2019'daysa Serengil bebeğini kaybetti. Hastamız Seren Hanım erken gebelik kanama şikayetiyle hastanemize 2 gece önce başvurdu. 2 gündür hastanemizde yatıyor. Erken dönemde yaptığımız ultrasonlarda henüz bebeği sağlıklıydı. Yaklaşık 6 hafta civarında bir gebeliği vardı. Ve çok yüksek tansiyonla gelmişti. Biz dil altı dahil acil tedavilerini yaptık. Uzun süreli tansiyon ilacını kullanmaya başladık. Zaten önceden de tansiyon hastasıymış. Yapılan tedavilerle kanaması azaldı ama devam etti hep. Kendisi çok da üzgün, çok ağlıyordu, yardım istiyordu. Biz de elimizden gelen tedavileri yaptık. Ancak bugün sabah gördük ki bebeği kaybetmişiz. Serengil şimdilerde ise sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile evlilik planları yapıyor. Bakalım bu ilişkiden ne kaoslar çıkacak. Özel yaşamını bir kenara bırakacak olursak televizyon programlarında sunuculuk yapan Seren Serengil tam anlamıyla kaostan besleniyor gibiydi. Bir programda şarkıcı Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumlar üzerine Ergen tarafından kendisine dava açıldı. Ve Ekim 2017'de İstanbul'da bir mahkeme Serengil'in 6 ay süreyle şarkıcıya 30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması kararını verdi. Bu kararın ilgili süre içinde delindiğini öne süren Ergen davayı tekrarlayınca mahkeme Ocak 2018'de Serengil'i 3 gün hapis cezasına çarptırdı. Halbuki Gülben ve Seren'in ne günleri olmuştu değil mi? Tek olayı bu değil tabii ki. Seren Serengil hakkında geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açılmıştı. Detaylarsa şöyleydi. Alişan'ın düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada canlı yayın yapan Lerzan Mutlu'nun kamerasına takılan Seren Serengil, Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyordu. Olayı fark eden Lerzan Mutlu hemen tuvalete gitti. Seren Serengil de arkasından. Lerzan Mutlu'ya tuvalette görüntüleri müthiş bir baskıyla sildiren Serengil, 10 dakika içinde gelen yorumları ise sildiremedi. Olayın ardından İstanbul Başsavcılığı Serengil hakkında soruşturma başlattı. Yakın zaman önce Yağmur Sarnıç'la da kapışmıştı Seren Hanım. Sarnıç bombayı öyle bir patlattı ki herkesin unuttuğu görüntüleri çıkardı ortaya. Seren Serengil'in 900'lü hatlar reklamındaki görüntüsü. Ve işte o video sosyal medyaya düştükten sonra bizim söyleyecek sözümüz bitti. Yorum sizlerin. Umuyoruz Seren Serengil birilerine taş atmadan önce dönüp kendisine bir bakar.
Merhaba. Sizinle tanışmak ve çalıştığım gazinoya bir akşam davet etmek istiyorum. Beni arayın. 900-909-505 arayın. Seren Serengil'in davetini kaçırmayın.